Halkların Demokratik Partisi grubu adına Dirayet Dilan Taşdemir. Buyurun, Ağrı Milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben de genel kurulu saygıyla selamlıyorum. 10 güne yakındır 2020 bütçesi üzerine konuşuyoruz. Sizi dinlerken biz burada televizyonlar başında da yurttaşlarımız gerçekten hayretler içerisinde. Sizin çizdiğiniz toz pembe tablolar ile maalesef halkımızın yaşadığı gerçekler örtüşmüyor. Siz kendi ayrıcalıklı aslında dünyanızdan, bizlerse halkımızın yaşadıklarından söz ediyoruz. Ama maalesef her iki tabloyu da aynı yüz ifadesiyle dinliyorsunuz. Asıl hayret verici olaylardan bir tanesi de bu. Değerli arkadaşlar, AKP'nin yürüttüğü ayrımcı, keyfi ve hukuk tanımaz politikalarından kaynaklı her günlü bir hak ihlali yaşıyoruz. Sadece İlim Ağrı'da son bir haftada yaşanan bir iki hak ihlallerine değinmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, daha önce de burada da vekil arkadaşlarım da ifade etti. Ben de bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ta ki hukuk yerini bulana kadar, adalet yerini bulana kadar da bunu ısrarla söylemeye de devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, Tutak ilçemize bağlı Söğütpınar köyünde 27 yaşında 3 çocuk babası Murat Kaya katledildi. Bütün köy, kadınlar, çocuklar, yaşlılar 90'larda tanıklık ettiğimiz, duyduğumuz yöntemlerle işkenceden geçirildi. Köylülerin elleri arkadan kelepçelendi. Karın üstlerinde uzatılarak saatlerce bekletildi, üzerlerine basıldı, hakarete uğradı ve dövüldüler. Katledilen Murat Kaya'nın eşi Zozan Kaya 7 gün gözaltında tutuldu. Bebeğinin emzirilmesine bile izin verilmedi. Ağrı Valiliği Murat Kaya'yı kaşla göz arasında bir anda terörist ilan etti. Ama gelin biz bakalım Murat Kaya kimmiş, olay nasıl gerçekleşmiş, bir kez daha Zozan Kaya'nın dilinden dinleyelim. Sabah eşimle evde oturuyorduk. Kaynanam, eşim jandarma köye gelmiş, bir bak ne olmuş dedi. Murat montunu giydi, dışarı çıktı. Ben ona gitme dedim, beni dinlemedi. Bana içeride kal, hemen döneceğim dedi. O giderken onu pencereden izledim. Bir asker Murat'ı yere yatırdı, ayağıyla üstünü aradı. Sonra kaldırdı, duvara yasladı. Sonra komşumuzun evine götürdüler. Silah sesleri geldi. Bir daha da Murat'ı görmedim. Sonra evimize geldiler, aradılar, bir şey bulamadılar. Beni alıp karakola götürdüler. Gözaltındayken eşimin terörist olduğu için öldürdüğünü söylediler. Elbette ki suçu örtbas etmek için Murat terörist ilan edildi. Ne de olsa terörist ilan ettiğinizde her şeyi yapabileceğinizi, sorgulanmayacağını biliyorlar. Buna benzer onlarca olaya tanıklık ettik, yaşadık. Artık Kürtleri öldürmenin suç olarak görülmediği bir dönemi yaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, biz 5 vekil 2 gün boyunca köye gitmeye çalıştık. Her gidişimiz engellendi. Oradaki yetkili kişiye sordum. Bizi neden engelliyorsunuz? Köye gitmeme gerekçemiz ne? Bana dedi ki benim canım öyle istiyor. Aslında artık uzun dönemdir bu ülke hukukla yönetilmiyor. Keyfiyetle yönetiliyor. Yetkililer de sizden aldıkları güçle bunu çok rahatlıkla söylüyorlar. Değerli arkadaşlar, diğer bir hak ihlali ise Doğubez ilçemizde yaşandı. Biri 14, diğeri 15 yaşında olan iki çocuk ehliyetsiz araç kullandıkları için resmen işkenceye uğradılar. Arabalarını yıkarken mahalle arasında arabayı kullanmaya çalışıyorlar. Sonra polis aracını görüyor bu çocuklar. Korkuyorlar, kaçmaya başlıyorlar. Sonra polis bunları kovalıyor panzerlerle. Aracı durduruyor, çocukları indiriyor, çocuklara şiddet uyguluyor. Ağızlarına biber gazı sıkıyor, telefonlarını kırıyor. Sonra doktora götürüyor, DAP raporu alınmıyor. Bakın bu iki çocuğun da fotoğrafı, bunlar bakabilirsiniz. Yani bu öfke, bu kin, bu ayrımcılık neden bu kadar keskin? Bir kez daha kendinize sormanızı istiyoruz. Değerli arkadaşlar, bu politikanın sadece bu kolluk işlerinde değil, aslında yaşamın her alanına sirayet etmiş bulunmakta. Geçen hafta Ağrı'ya bir operasyon oldu. İlçe yöneticilerimiz gözaltına alındı. Yani gözaltı gerekçeleri nedenlerini çok uzun uzun anlatmayacağım çünkü gerçekten zamanım yetmiyor. Ama sadece 5 yıl önce yapılan bir basın açıklamasına katıldıkları için gözaltına alındılar. 5 yıldır bu suç olmayan mesele bugün suç olarak görülmüş. Savcı bunları çağırıyor. Adliyenin
içerisinde, kendi makam odasında, ailelerin gözü önünde arkadaşlarımıza ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuyor. Bir savcı bunu yapıyor, aleni açık yapıyor. Şimdi biz bağımsız ve tarafsız yargıdan mı söz edeceğiz? Bağımsız, tarafsız yargının kalmadığını, hukukun artık vicdanıyla karar vermediğini, talimatla karar verdiğini bir kez daha bu olayda da anlıyoruz. Maalesef hukuk da AKP'nin hukuk büroları gibi çalışıyor, talimatla çalışıyor. Bir kez daha söylüyorum, ayrımcı, kışkırtıcı ve ötekileştirici siyasetiniz her yere sirayet etmiş. Herkesi potansiyel suçlu olarak görüyorsunuz. Eğer öyle değilse arkadaşlar, Türkiye'nin neresinde sadece kaçak elektrik için gece yarısı, yani sabaha doğru 4'te özel harekat timleriyle evler basılıp insanlar korkudan yaşamını yitirir mi? Siz ülkeyi aslında bu hale getirdiniz. Bakın, o kadar çok yandaş holdinglerin vergilerini affediyorsunuz. Bir kere de o zaman halkın faturalarına, elektrik faturalarına bir af getirin. Bu benzer olaylar yaşanmasın. İşte asıl gerçeklik bu anlatılanlardır. Asıl politikanızın fotoğrafı burada bizim ifade ettiklerimizdir. Polis de, jandarma da, doktor da, linç grubu da sizin bu politikalarınızdan destek alıyor. Çünkü yargılanmayacaklarını, kimsenin onlara hesap sormayacağını çok iyi biliyorlar. Onun için de siz de bu ülkeyi bir toplama kampı gibi yönetiyorsunuz. Özellikle 7 Haziran'dan sonra HDP hedef alındı. Kendinizi yerli ve milli, sizin dışınızda kalan herkes vatan haini ilan ettiniz. Çok tehlikeli bir şey yapıyorsunuz. Demokratik değerleri, hukuk değerlerini ayaklar altına aldınız. İnanın ki bunun acısını sizler de çok yaşayacaksınız. Bakın değerli arkadaşlar, daha dünün muktedirleri sizin için irticacı diyordu. Sizin partinizi irticai faaliyetlerin odağı olmakla suçluyordu. Bugün siz aynı akılla yol alıyorsunuz. Bu konuda söylenecek çok şey var. Zamanım çok kalmadı. Ben biraz da Ağrı'nın yerel sorunlarına değinmek istiyorum. Çünkü konuşacağımı bilenler çok aradı. Bazı yaşadıkları bazı sorunları ifade etmemi istediler kürsüde. Evet arkadaşlar, 2020'nin bütçesini konuşuyoruz. Oldukça işte milyon doları kaynaklardan söz ediyoruz. Ama Ağrı'nın payına düşen yine yoksulluk, yine sefalet. Değerli arkadaşlar, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi içerisinde ilimiz son üç il içerisinde. Yani bakanlar gelip gidiyor, büyük büyük vaatlerde bulunuyor ama maalesef sonuç değişmiyor. Eğitimde, sağlıkta, iş yaşamında ciddi sorunlar yaşanıyor. Yine tarım ve hayvancılık kenti biliyorsunuz Ağrı, ama artık tarım ve hayvancılık da ölmek üzere. Az önce beni arayan çiftçiler aradı. Dediler ki lütfen, biz kredilerimizi ödeyemiyoruz, borç batağındayız. Bir kez daha bunu kürsüde ifade edin. Değerli arkadaşlar, tam teşekküllü bir hastanesi olmayan ender illerden bir tanesi de Ağrı. Biz 7 yıl boyunca, yani 4 yıldır özellikle bizim muhalefetimizde zor bela bir tane hastane binası diktik. Evet, hastane binası var ama şu anda içerisinde doktor yok, bilmem 1000 tane sorun yaşıyor. Neredeyse insanlar ışık hızıyla seyahat edecek, biz hala bu kürsülerde Ağrı'nın doktor sorunundan, Ağrı'nın eğitiminden, Ağrı'nın iş olanaklarından söz ediyoruz. Yine işsizliğin en derin yaşadığı illerden bir tanesi de yine Ağrı. Yılda 30 bin insan iş meselesinden kaynaklı kentten göç etmek zorunda kalıyor. Yine gençlerin büyük bir çoğunluğu inşaatlarda çalışıyor arkadaşlar, güvencesiz. Ve bu gençler her gün patır patır inşaatlarda düşüyor, iş cinayetleri sonucunda yaşamını yitiriyor. Yine değerli arkadaşlar, yerelde de kıt imkanlar, iş olanakları herer var ise de maalesef buna Ağrılara sıra gelmiyor. Çünkü yandaşlar bir şekilde kendi aralarında bu olanakları bölüşüyorlar, paylaşıyorlar. Bakın Ağrı'da biz buna dair birçok soru önergesi de verdik. Yani yolsuzlukla, rüşvetle, adam kayırmacılıkla neredeyse anılmayan kurum kalmadı. Bu konulara ilişkin onlarca defa burada sorduk, önergeler verdik ama hiç kimse bu konuya eğilip gerçekten Ağrı halkının hakkını, hukukunu korumak üzere bir girişimde de bulunmadı. Değerli arkadaşlar, yine İŞKUR'a dair çok ciddi aslında eleştiriler geliyor yerelden. Çok ciddi bu konunun üzerinde durulması gerektiğini ifade ediyor Ağrılar. Yani biliyorsunuz zaten işsizlik oranlarını, orada yaşanan sefaleti, yoksulluktan söz ettim.
Ama İŞKUR'a da bir başvuru olduğunda insanlar eşit ve adil bir şekilde buralarda çalışmıyor. Yine adam kayırmacılık, yine yandaş kayırmacılığı buraya da sirayet etmiş. Bu konunun da ivedilikle üzerinde durulması, bir kez daha adaletin, eşitliğin sağlanması ve herkesin eşit koşullarda bu olanaklardan yararlanması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Biz bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.